acele etme. Hareketi tam yap. Yavuz Bey. Yavuz Bey. Buyurun. Ha, kusura bakmayın, tanıyamadım. Kerem izlemeye mi geldiniz? Onun bir haberi yok. Ben kendim sizinle konuşmaya geldim. Buyurun, dinliyorum. Aslında Kerem bunların bilinmesinden çok utanır ama... yani hastalık bu. Utanılacak bir şey yok değil mi? Ayıp olmaz. Hastalık mı? Kerem'in astımı var. Kalbi de netameli. Ya... Yapmayın, turp gibi sağlıklı gözüküyor. O size kendini beğendirmek için çırpınıp duruyor. Gerçekten zorluyor kendini. Akşamları yatak döşek. Yani başına kötü bir şey gelecek diye çok korkuyorum. Hay Allah. Keşke daha önce söyleseydiniz. Arkadaşları duyduğunda onu acırlar diye çok üzüldü. O yüzden bilinmesini istemedi. Ama anne yüreği, dayanamadım, size geldim. Öyle konuşuyorum işte. Bu durumda antrenman yapması, maça çıkması kesinlikle sakıncalı. Maazallah, bir şey olursa benden bilirler. Ya işte. Ne sizin başınıza bela gelsin ne de benim oğlum telef olsun. Yavuz Bey, siz Kerem'i takımdan çıkarıverin. Başka yolu yok gibi. Ama sakın hastalığını bildiğinizi bilmesin. Başka bir sebep söyleyin. Yani arkadaşları arasında ezilmesini istemem. Siz hiç merak etmeyin. Sağ olun, teşekkür ederim. Ya Mert, merak etme, gitti anne. Ya ya gelirse? Ya merak etme, gelmez. Hasta ziyaretine gitti, o bir saatten önce gelmez. Güven bana. Ne kadar güzel. Beğendin mi gerçekten? Ben çektim, biliyor musun? Geçen yıl yedi göllere götürmüştü beni babam. Yola çıkmadan önce de bir tane fotoğraf makinesi hediye etmişti. Var ya, makineyi görünce mutluluktan havalara uçmuştum. Pardon. Nispet yapar gibi oldu birden. Boşver. Herkesin babası benimki gibi olacak değil mi? Kerem, az gelsene. Söyleyin hocam. Şu dün maça giden alt yapıcılar var ya. Evet, beğenmişler değil mi? Hayır. Nasıl olur ya? Üç gol attım, iki de asist yaptım. Bütün maç boyunca durmadan koştum. Yeterli değilmiş demek ki. Hocam söyleyin. Nerede hata yaptıysam düzeltebilirim. Düzeltmek de olacak bir şey değil. Çalışmak, çabalamak bir yere kadar. Allah vergisi yetenek de lazım. O da sende yok. Ama var demiştiniz. Yanlış değerlendirmişim demek ki. Altyapıcılar ondan bir cacık olmaz dedi. Ben de takımda düzeltmeye gittim. Senin yerine Niyazi'yi alıyorum. Üzülme be oğlum. Futboldan başka dünya mı yok? Bak derslerin de ne güzel. Tutturursun fıstık gibi bir okul. Hadi. Üzülme artık. Ne oldu, ne diyor hoca? Yok bir şey. Annen niye gelmiş peki? Annem mi? Görmedin mi? Biz antrenman yaparken hocayla bir şeyler konuşuyorlardı. Şakaya gelir yanı yok bunun Gamze.
İyi düşün. Bir şey biliyorsan söyle. Bilmiyorum dedim ya Cemil amca. Hayırdır Cemil abi? Merhaba Yasemin. Ben de Gamze'ye bir şey soruyordum da. Sen bana sor Cemil abi, bana. Mert hastaneden kaçmış. Ne zaman kaçmış? 2 gün önce. Aramadığım yer kalmadı. Yer yarıldı, içine girdi sanki. Arkadaşlarına falan sorsaydın belki çocuk bir yere sığınmıştır. Mert'in pek arkadaşı yoktur. Ben de Gamze'ye sorayım dedim. Hastanedekilerin söylediklerine göre ikisi mektuplaşıyorlarmış. Yavrum bir şey biliyor musun sen? Bilmiyorum anne, ben nereden bileyim? Cemil amcadan şimdi öğrendim. Nereye gitmiş olabilir peki? Bilmiyorum. Gamze, bak bir şey biliyorsan söyle kızım. Allah muhafaza başına bir iş gelmeden bulsunlar çocuğu. Ya anne bilmiyorum dedim ya. Ben de şimdi yeni öğrendim Cemil amcadan. Şu mektuplara bir göz atabilir miyim? Belki satır arasında bir şey ima etmiştir. Hayır, olmaz. Onlar benim özelim. Gamze doğru söylüyor. Onlar Gamze'nin özeli. Mert benim oğlum Yasemin. Onu bulmak için ne gerekirse yaparım. Cemil abi, Gamze de benim kızım. Ben de Gamze'yi korumak için ne gerekirse yaparım. Ayrıca Gamze yalan söylemez. Dürüsttür benim kızım. O ne diyorsa o. Sana iyi günler. Hadi geç kızım, geç. Geldi. Neredesin sen? Saat kaç? Gel bakayım buraya. Leş gibi içki kokuyorsun. Serseri! Biz çalışalım, didinelim. Sen serserilik peşinde koş. Seninle konuşurken yüzüme bak. Sen yaptın değil mi? Beni takımdan sen attırdın değil mi? Şimdi mutlu musun ha? Hayatımda sevdiğim tek şeyi elimden aldın. Şimdi için rahat mı? Anne. Senden ölene kadar nefret edeceğim. Paşalarıma. Gel aşkım. Çetinciğim aç ağzını. Aa, sanki zehir veriyorum. Oğlum açsana ballı ekmek. Oğlum hadi sen başla bari de. Onlardayız. Çikolata istiyoruz biz. Bana bak, sabah sabah cinlerimi tepeme getirmeyin benim. Ben ne veriyorsam o yenecek. Ballı ekmek dedim o kadar. Hayır çikolata. Yavaş yavaş oğlum, Necla çikolata, uyanacak çocuğum. Çikolata. Aa, Müjgan erken geldi. Merhaba Elif abla, benim canım böyle tezdir de hem de çocuklarla tanışayım dedim. Güzel, tamam kahvaltı ederiz biz. Çek. Ne yapıyorsunuz oğlum? Çetin,
Tekin, Metin. Ay. Ballı ekmek yiyorlardı. Kapıya geldim, döndüm. 2 dakikada bunlar olmuş. Hiç yaptıkları şey değil. Şaştım kaldım valla. Neyse, çocuk değil mi? Hepsi yaramaz işte. Tabii ama benimkiler değil o bakımdan. Şaşırdım yani şimdi böyle senin şansına. Çetin, Tekin, oğlum, Metin. Bak kim gel... Aa, Müjgan abla. Bak. Aa. Ya. Çocuklar, benim bildiğim çok güzel bir kahvaltı oyunu var. Oynayalım mı? Evet. Hadi. Evet, ne durumda? Alo, Nermin? Evet evet, şimdi geldi Müjgan da. Ya. İnşallah. Ha. Ben gelemem. Yani Müjgan'ın ilk günü, şimdi evi falan öğretmem lazım. Olmaz yani, yalnız bırakmayayım. Buzdolabında da hiçbir şey yok. Tam takır kuru bakır yani. Bir şeyler alsaydım iyi olacaktı aslında. Neyse ya, tamam, ben hallederim sonra tek başıma. Sağ ol yine de. Tamam canım, kolay gelsin. Elif abla, sizin işiniz varsa siz çıkın. Yok canım, olur mu öyle şey Müjgan'cığım? Senin ilk günün bugün. Daha ben evi tanıtacağım sana, hem o yani çocuklarla ilk gün, yok olmaz öyle, yok. Yok, gerçekten sorun yok. Çocuklar da şeker gibi zaten, ben hallederim. Diyorsun. Evet, gerçekten. Yani dikkat etmem gereken bir şey yoksa ben hallederim. Aslında şöyle, bir durum olursa sen beni ara. Ben yakınlarda olacağım yani. 5 dakikalık mesafe. Ara, ben tık buradayım. Hemen gelirim. Tamam, siz sakin olun. Merak etmeyin. Hallederim. Tamam, ben Nermin'i arıyorum. Tamam. Peki. Nermin. Çağda. Aslında var ya, bu filmi akşam izlemek lazım. Tadı öyle çıkar. İleride kendi evim olacak. O zaman sen bana gelirsin. Sabaha kadar film izleriz. Geç kaldım zaten. Gerçekten. Annem. Annem. Ruhun mu tersi? Kızım ruhun. Sen bu kafayla zor koca bulursun. Anne bu ne hal? Bazı erkekler evlenmeden önce biraz avans ister. Yavrum çabuk bana dikiş kutusunu ver, dalga geçme, gülme. Hemen hemen acele. Aman huysuzlanma be. Müşteri veli nimettir. Senin bana yaptığın onda birini ben dükkana gelen müşterilere yapsam... Oh, yandım yandım. Bana bak, geçenlerde Kıbrıs'tan şanşanlı bir kumaş aldım. Abiye çok nefis gider. Bir ara getir. Hele biz bunu bir bitirelim, Allah kerim gerisi bakarız artık janjana janjana. Delileri benimle karşılaştırmak zorunda mısın ya Rabbim ya? Anneciğim. Ne var kızım, ne var? Sen de söyle. Söyle. Ben şey diyecektim. Fön makinesi ister misin? Saçların çok güzel olmuş da. İstemiyorum fön makinesi falan. Ben kendim yaparım saçımı, tamam mı? Kimse ben bir şey istemiyorum. Sen temiz havlu getirdin Mert. Hadi kalk bir duş al. Tamam, geliyorum. Maillerine mi bakıyorsun? İş ilanlarına. Ne yapayım Gamze? Ölene kadar burada mı saklanacağım? Er geç kendime yeni bir hayat kurmam lazım. Peki oku. Dışarıdan sınavlara girerim ne olacak? Ya Mert, sen daha 18 yaşında bile değilsin. Kolay mı öyle iş bulmak? Handan teyzenin bir akrabası falan yok mu? Ya ne bileyim, belki yanında kalmana izin verirler ha? Yok. Kimsemiz yok bizim. Hiç kimsemiz yok. Thank you.
Nasıl? Köfteyi beğendin mi? Çocukken dünyanın en güzel köftelerini annem yapar derdin. O zamanlar hamburger yememiştim. Uzun zaman spor yapanlar bırakınca kilo alıyormuş abi. Dikkat et. Ne bırakması be? Babam antrenörle konuşacakmış. Alo, ne haber baba? Olur, bana uyar. Nereye geleyim? Ya neredesin sen? Çok gürültü geliyor. Ha, tamam, tamam. Sabah görüşürüz. Neredeymiş, ne yapıyormuş? Kokteylde. Yarın beni Van kahvaltısına götürecekmiş. Baba ol, konuşuruz dedi. Oğlum, ben sana daha güzelini hazırlarım. Gitme. Yani istersen artık hiç babamla konuşmayayım ha? Ne diyor? Tencereyi al, üzerine git. Anne sen ne yapıyorsun? Yavrum yemek yapıyorum, misafir gelecek ya akşama. Bana bak. Sinan abin gelecek ha, unutma sakın, öldürürüm seni. Yok canım, unutmadım, unutmadım da biraz erken değil mi hazırlık yapmak için? Yavrum erken kalkan yol alır. Yani sonuçta misafir geliyor değil mi? Kokular üstümüze sünecek, derimize sinecek bir filan. Bir yıkanma, bir saç baş yapma değil mi? Her gün sonuçta bizim misafirimiz gelmiyor. Biraz özen, dikkat, alaka. Anneciğim bu kadar uğraşıp yorulacağını dışarıda yeseydiniz ya. Daha iyi olmaz mıydı? O zaman da sen gelemiyorsun kızım. Ben üçümüz beraber olalım istiyorum. Şimdi bu aile ortamı bir sıcaklık, bir ilgi, bir alaka, ne bileyim bir sohbet. Değil mi? Çok sıcak bir şey yani. Güzel olur öyle. Bana bak geç kalma sakın ha. Servise atladığın gibi geliyorsun ananın yanına. Yok yok hiç geç kalma. Ben koşa koşa gelir sana yardım ederim anneciğim. Gamze, yavrum hani şu şeydeki köşedeki şey var ya Ali Usta. Piliççi. Ondan hemen bir tane piliç, kızarmış piliç kapıp getiriyorsun bana, tamam mı? Tamam, olur. Yok ya, niye alacakmışsın ki? Buzlukta var tavuğumuz, ben onu kapıyorum, yemeğimizi yapıyorum. Yasemin Usta var burada, niye biz el alemi zengin ederim, değil mi? Bence de, mesela bak ben de kendi sandviçim kendimi hazırlıyorum. Hiç boşuna para vermeye gerek yok yani kantine, değil mi? Kızım vallahi seninle gurur duyuyorum bazen. Büyük insan girmiş sanki içine. Sen anneannene benziyorsun, tasarruflusun. Vallahi billahi. Ne demişler? İşten arttırma, dişten arttır. İşte efendime söyleyeyim, ak akça kara gün içindir. Mert. Mert. Mert benim Gamze. Çık. Sana yiyecek bir şeyler getirdim. Sağ ol. Mert. Bugün annem bütün gün evde olacak. Ona göre çok dikkat et, tamam mı? Ya tuvaletin gelirse? Ya. Dişimi sıkarım. Ben okuldan çıkar çıkmaz hemen geleceğim, tamam mı? Ben gittikten sonra arkamdan kapıyı kilitle. Çorabın diğer teki nerede? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun oğlum? Nerede bu çorabın diğer teki? Oğlum insan bilmez mi çorabının nerede olduğunu? Tamam Nevra, tamam. Tamam. Tamam canım benim. Tamam canım. Allah nerede bu çorabın diğer teki? Dur 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 tamam dur ne yapıyorsun dur. Heh, ters giyiyorsun o zaman giyemiyorsun tabii. Tamam Nevra. Tamam kuzum benim. Tamam bir tane. Heh, şunu kafana geçir. Tamam canım benim tamam. Yanılacak bir şey yok. Oğlum sen böyle mi gideceksin okula? Ha? Pijamayla okula gidilir mi hiç? Kalk hadi. Kalk kalk kalk. Oho. Kalk hadi gel buraya gel. 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 Kalk. Üstünü çıkar değiştir üstünü. Kalk dikin ha. Üstünü çıkar ben geleceğim şimdi. Tamam. Tamam kızım tamam. Hay Allah.
Allah, bir bu eksikti. Kim geldi acaba? Tamam. Ömer Bey? Evet. Ben Müjgan. Elif abla söylemedi mi? Ha, tabii tabii. Gel, gel, buyur gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.